Sayın Öcalan, 1999'da yakalanmadan önceki süreçten tutalım. Şu an 24 yıllık tecrit sürecinde, cezaevindeki tüm süreci göz önünde bulundurduğumuzda Sayın Öcalan çözüm konusundaki rolünden hiçbir zaman geri adım atmadı. Ana sorumlu bir kişi olarak kendini gördü ve bu sorumluluğa binaen hem aile görüşlerinde hem avukat görüşmelerinde hem de son 2013-2015'teki heyet sürecinin tamamında hem kamuoyuna dönük hem devlete dönük hem de aslında sorunun muhataplarına dönük birçok çağrısı olmuştu. 11 Eylül 2016 ziyareti de çok özgün koşullarda gerçekleşen bir ziyaretti. Hatırlarsınız 2015 Nisan'dan sonra görüşmeler kesilmişti. Zaten avukatlar 27 Temmuz 2011'den beri görüşmüyordu. Ve o süreçten sonra yani 1,5 yıllık sürecin sonunda bir darbe girişimi gerçekleşmişti Türkiye'ye. Ve orada o süreçte Sayın Öcalan'ın da içinde bulunduğu İmralı cezaevinde saldırı olma ihtimali çok yoğunca tartışılmıştı. Buna binaen 50 siyasetçi Diyarbakır HDP il binasında aşı grevine başlamıştı ve devlet bu aşı grevinin yaratmış olduğu hareketliliği ve kitleselliği gördükten sonra bir aile ziyaretine izin vermişti. Ve bu ziyarete Sayın Öcalan geçmiş dönemde 2013-15'teki tecrübeleri dikkate alarak yani o süreçte yaşanan sürecin sonlandırılması sürecine binaen hala geç değildir. 6 ayda sonuçlandırabiliriz, bitirebiliriz çağrısını aslında o sürecin bir devamındaki bir kısa süreli bir süreçte ciddiyete davet ederek tabii ki her zaman kendisini ifade ettiğiyle ki en son bizim görüştüğümüz Ağustos 2019 ziyaretinde de öncesindeki 4 ziyarette de Sayın Öcalan'ın ana kaygılarından bir tanesi şuydu. Çözüm için kendisinin hazır olduğunu, çözüm konusunda projelerinin, önerilerinin, yol haritasının bulunduğunu ancak bunun karşısında hiçbir zaman devlet aklı dediği ciddiyette bu sorunu çözme konusunda iradenin bulunmadığını, bu iradenin varlığı halinde ancak yol alınabileceğini ve bizler görüşme gerçekleştirdiğimizde maalesef ki Türkiye Rojava'ya saldırı konusunda bir hazırlık içerisindeydi. Askeri hareket hazırlığı içerisindeydi ve ABD'li yetkililerle görüşme sağlanacaktı gittiğimiz gün, aynı gün. Ve Sayın Öcalan şöyle bir çağrıda bulunmuştu. Yapılabilecek yani yapılacak operasyon savaş hali hiçbir tarafa kazandırmaz. Ciddi bir kayıptır. Sonuç alınabilecek bir şey değildir. Ben bir haftada olası çatışma sonucunu yani ihtimalini ortadan kaldırabilirim. Böyle güce ve iradeye sahibim diyerek tekrardan bu çağrısını aslında yineledi. Sayın Öcalan'ın çözüm konusunda, barış konusunda, Kürt sorununu ve Orta Doğu'daki aslında bölgesel sorunların tamamının çözümünde bulunmuş olduğu nokta ve bu konusundaki demokratik anlamda çözüm konusundaki ısrarı şu an mevcut tecrit politikasının ana sebeplerinden bir tanesidir. Çünkü Sayın Öcalan'ın tutuklanmasındaki hedeflenen yani kendisinin fiziki anlamda ve düşünsel anlamda temsil etmiş olduğu ideolojik hattın yok edilmesidir aslında öz itibariyle. Ve Sayın Öcalan'ın içerisinde bulunduğu bu 24 yıllık süreçte aslında bu ideolojik ortaya çıkan bu ideolojik sonucun asla bitirilemeyeceği aksine daha da büyüdüğü, daha da bütünselleştiği, daha da bölgesel olmaktan çıkarak aslında dünyaya yayıldığı görüldükçe Sayın Öcalan üzerindeki tecrit daha da ağırlaştırıldı. Çünkü sesinin kısılması, düşünsel olarak fikirlerinin dış dünyaya yansıtılması, ideolojik olarak kendisine bağlı bulunan kişi, grup, halk, kitle örgütlerinin aslında kendisinin ideolojik hattını savunan grupların kendisinden çıkarabilecek en ufak bir çağrının, bir fikrin, bir düşüncenin ilgili kesimlere ulaşmaması amaçlanmaktadır. Yani Öcalansız bir siyaset, Öcalansız bir çözüm hedeflenmektedir. Ve bizlerin son dönemde hiçbir şekilde haber alamama hali gelmiş olduğumuz noktanın zirvesidir ya da son halidir. Çünkü bu durum her türlü ihtimale, her türlü spekülasyona, her türlü manipülasyona açık bir hal doğurmaktadır. Çünkü Sayın Öcalan'ın sadece insani olarak haklarının engellenmesi söz konusu değildir. Aslında politik olarak da Sayın Öcalan'ın ortaya çıkarabileceği çözüm gücü engellenmektedir. Kendisinin fikirlerinin ideolojik olarak ulaştırılması engellenmektedir ve bu amaçların ortaya çıkan yani bu amaçların beslenmesi hali mevcut haliyle çözümsüzlüğün ortaya çıkışını beraberinde getirmektedir ve bugün biz bunun sonuçlarını hem Türkiye coğrafyasında hem Kürdistan'da hem de aslında Orta Doğu'da çok sıcağı sıcağına çok net bir şekilde görebiliyoruz. Aslında 24 yılın tamamı bir hukuksuzluk tarihidir. Tamamı Sayın Öcalan üzerinde oluşturmaya çalışılan işkence ve tecrit sistemi diyoruz.
bu sistemin tamamı aslında Türkiye'nin ya hukuku yok sayılarak, yani kendi kanunlarını uygulamayarak, ya Sayın Öcalan'a özel kanunlar çıkararak ya da uygulamada farklı, daha sonra kanunlaştırarak dediğimiz aslında tamamen hukuk dışılığın üretildiği bir yer. İmralı Cezaevi. Ve bu hukuk dışına itilme hali, yani Sayın Öcalan şahsında ortaya çıkan bu hukuk kılıf halini biz belli dönemlerde, bilhassa kamuoyu daha çok görüşmeler üzerinde tartıştığı için 3 döneme ayırmıştık. Yani birinci dönem 1999'dan 2016 15 Temmuz darbe girişimine kadar olan süreçte fiili gerekçeler dediğimiz, işte koster bozuk, hava muhalefeti gibi gerekçeler. 2016 Temmuz ayından 2018 Eylül ayına kadar OHAL sürecinde aslında OHAL gerekçesiyle alınan infaz hakimliği kararlarının gerekçesi. Yine Eylül 2018'den bugüne kadar devam eden disiplin cezaları gerekçesi. Burada şöyle bir ayrım var. Belki bunu çok kere söylüyoruz ama şu an Sayın Öcalan'ın görüş başvuruları aile bakımından 3 aylık disiplin cezaları gerekçe gösteriliyor. Avukatlar bakımından ise infaz hakimliği 6 ayda bir yasaklama kararı alıyor. Aslında bizim görüşmeme gerekçemiz disiplin cezaları değil. Çünkü Türkiye kanunlarına göre bu bir avukat görüşüne engel sayılabilecek bir neden değil. Ve Türkiye'de hiçbir şekilde örneği yoktur ki 4 yıl boyunca 3 ayda bir tekrarlanan disiplin cezası verilen bir yer olsun. Bugün Sayın Öcalan üzerinde uygulanan bu disiplin cezalarının hukuki anlamda hiçbir açıklamasının yapılmasının kanuna, infaz yönetmeliklerine, infaz kanuna uygunluğu konusunda bir tartışmayı biz çok hukuki bir gereklilik olarak görmüyoruz. Çünkü bunun uygulaması da kanunlara uygun değil. Uygulamada çıkan sonuç da buna uygun değil. Ve şu an sadece bir hukuki argüman olarak hükümet bunu kullanıyor. Bizim buna dönük itirazlarımız, Anayasa Mahkemesi'ne taşımamız, Avrupa Yasaklar Mahkemesi'ne taşımamız hali devam ediyor. Ve nihai olarak devlet bu yeni argümanını, disiplin cezaları argümanını kullanmaya devam ediyor. Bunun tek bir amacı var. Nasıl koster bozuk fiili bir gerekçe görüp kamuoyunda bir kabul hali oluşturmuyorsa, tam tersi tepki oluşturuyorsa, bugün disiplin cezaları da ne kadar kulağa bir hukuki kavram olarak gelse de koster bozuk gerekçesinden hiçbir farkı yoktur. Yani tek bir amaçları vardır. Sayın Öcalan'la kurulabilecek aile görüşünün engellenmesi konusunda ortaya çıkarabilecek herhangi bir bahane, bir kılıftır. Spiti'nin hem hukuki anlamda hem de diplomatik anlamda muhatap alınması gerekçe kılan aslında Türkiye'nin mevcut işkence önleme sözleşmesine taraf olması, bu sözleşmenin uygulanmasının denetiminin Spiti İşkence Önleme Komitesi'nde olması ve bu komitenin prosedürel olarak ilgili ülkeye de facto ziyaretler, yani plansız, haber vermeden ihtiyaç duyması halinde ziyaret yapabilme yetkisinde olması. Biz bu noktada 1999'dan bugüne kadar aslında 24 yıllık süreçte CPT'ye yüzlerce kere başvurularda bulunduk. Son yıllarda özellikle 3 ayda bir, bazen 4 ayda bir düzenli şekilde raporlar gönderiyoruz. Ve bizim CPT'den talep ettiğimiz aslında düzenli bir şekilde, istikrarlı bir şekilde İmralı Cezaevindeki var olan uygulamaları takip etmesi, işkence sistemini ortadan kaldırabilecek adımların atılması konusunda Türkiye'ye sadece ikili görüşmelerin yetmediğini kabul ederek aslında belli periyotlarla ziyaretleri gerçekleştirdikten sonra ilgili raporlarına sahip çıkması. Yani 24 yıllık İmralı tecrit sürecine baktığımızda İmralı'ya sadece 8 kere gelmişler. Ya da diğer 2 kere yapılan ziyaretlerde yetkililerle görüşmekten ötesinde bir ziyaret gerçekleştirmemişler ve bizim CPT ile yapmış olduğumuz tüm başvurularda ya da ikili görüşmelerde yüzde yapmış olduğumuz görüşmelerde ifade ettiğimiz husus şudur. İmralı Cezaevi dünyada temel insan haklarına aykırı, sizin sözleşmelerinize, genel kurallarınıza, asgari standartlar ilkelerinizin tamamını alt üst eden özel, ayrımcı bir ada cezaevidir. Bugün dünyada zaten örneği az kalmış cezaevlerinden bir tanesi ve Sayın Öcalan'a özel kurulmuş bir cezaevi ve 24 yıldır bu cezaevinin uygulamalarının hepsi hukuk dışıdır. Türkiye her ne kadar kanunlarına uydurmaya çalışsa da aslında orada kurulan rejim zaman içerisinde kendini dönüştürdüğü, değiştirdiği, derinleştirdiği, farklı argümanlar üretti. Bu sadece avukat görüşlerine engel olan işte koster, bozuk, infaz hakimliği ve disiplin cezaları anlamında değil. Fiziki olarak orada bulunma koşulları
çocukları Sayın Hoca'na 10 yıldan sonra mesela 4-5 kişi getirildi yanına. Ama bu 5 kişiyle görüşme süreci tamamen oraya özgün olarak geliştirildi. Ya da Sayın Hoca'dan ağırlaşmış müebbet hapis cezası. Evet, ama onunla görüşme koşulları diğer birçok ağırlaşmış müebbet hapis cezasında çok farklı bir şekilde işliyor. Yani bu ayrımcı uygulamaları görerek bunun engellenmesi. Ancak Spiti'nin en son raporunda ifade ettiği şekilde İmralı cezaevi rejiminin tamamen değişmesi gerekirken bugün biz bu ziyaretten sonra avukat görüşmelerinin engellendiğini, aile görüşmelerini sadece olağanüstü koşullarda, yani yangın iddiası vardı, yaşam hakkı ile ilgili bir iddia vardı, yine COVID-19 noktasında Sayın Öcalan'ın sağlığı ile ilgili endişeler vardı ve bunlara istinaden ya telefonla görüşme ya da yüzde görüşme gerçekleşebildi. Biz hiçbir şekilde İmralı'yla olağan koşullarda bir temas kuramıyoruz. Ve bunun tabii ki yegane sorumlularından bir tanesi de uluslararası anlamda sorumluluğu ve yetkisi bulunan Sibiti Kurumu'nun kendisidir. Bizim son başvurumuzdaki talebimiz de aslında bu son süreci ve raporlarımızı hatırlatarak tekrar bir çağrı bulunarak acilen bir defakto ziyaret gerçekleştirilmesi 17 ayı aşkındır. Hiçbir şekilde ne bir görüşme, ne bir yazılı temas, ne bir idari yetkililerden bir açıklama yapılmayan bir cezaevinden bahsediyoruz. Ve son raporunda CPT bu süreci incommunicado olarak, yani haber alınamayan, mutlak iletişimsizlik, mutlak haber alamama bir yer olarak ifade etti İmralı'yı. Bunun sorumluluğuna denk bir hareketlilik içerisinde, bir eylemsellik içerisinde olmaları gerekirken sadece biz yetkililerle görüşüyoruz ya da işte devletin ilgili kurumlarıyla temas halindeyiz demek yetmeyecektir. Ve bu 24 yıllık tecritin, yani Türkiye'deki sistemin uygulanması tabii ki sadece Türkiye devletinin, Türkiye'deki kanunların, Türkiye'deki adalet yetkililerinin sorumluluğunda değil, CPT gibi uluslararası kurumların, bunları denetlemekle yükümlü kurumların aslında eliyle, bilgileri dahilinde ve rızalarıyla gerçekleştiğini biz düşünüyoruz. Çünkü temas etmekten kaçınmaları, raporlarına sahip çıkmamaları, bizim başvurularımızı sürekli bir sürüncemede bırakma halleri aslında mevcut var olan sistemi örtülü bir rıza halidir. Örtülü bir sürdürmesi konusunda aynı zamanda cesaretlendirme halidir. Bunu da aynı şekilde kendilerine söylüyoruz. Bunun bu anlama geldiğini ve olmaması gerektiği konusunda ancak başvurularımız sürüyor. En sonki başvurumuzda da acil bir ziyaret talebimiz vardı. Beklentimiz odur ki en kısa sürede bir ziyaret gerçek. Tabii bu tecriti ortadan kaldırabilecek bir uygulama tabii ki değildir. Ya da bu tek başına tecritin uluslararası arenada farklı bir noktada tartışıldığı anlamına da gelmeyecektir. Ancak bu kurumların sorumluluğunu yerine getirmeleri, yazılacakları raporların hem Türkiye hem de uluslararası anlamda bir etki gücü olduğu bir hakikattir. Bunun gerçekleştirilmesi için başvurumuzu yaptık. Umuyoruz ki yakın bir zamanda bir ziyaret gerçekleştirebileceklerdir. Biz Ağustos'ta yeni bir bildirimde bulunduk Bakanlar Komitesi'ne. Eylül ayındaki toplantıda Sayın Hoca'nın ilgili kararın gündeme alınmasını, tartışılmasını, Türkiye'nin 8 yıllık kararı uygulamama konusundaki ısrarının görülerek bu noktada Türkiye'ye karşı bir yaptırım ya da kararın tekrardan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gönderilmesi konusunda bir talebimiz oldu ve Türkiye buna cevap verdi. Ki bu Türkiye'nin ilk cevabı da değil. 2015 ve 2021'de eylem planı sunmuştu. Öncesinde de yine Türkiye'deki hukuk ve insan hakları kurumlarının yapmış olduğu 9.2 bildirimine de Türkiye bir cevap sunmuştu. Bunların totalinde söylediği şey aslında özetle aynı. Türkiye'de yani hükümet Türkiye'de bir umut hakkından yoksun bırakma halinin olduğunu inkar etmiyor. Evet, benim kanunlarımda koşullu salıverme düzenlemesi vardır. Ancak ben bazı kişileri ben bu koşullu salıverme hakkından muaf tutuyorum. Aslında bunun komite tarafından, Avrupa ülkeleri tarafından politik ve siyasi tutsaklar olduğunu ifade ederek bunun kabul olmasını aslında bekliyor. Ama zaten karar da tam da bu için verilen bir karar. Sen ülkende, cezaevinde belli suç tipleri için, belli kişiler için, yani cezalandırmanın ötesinde kişiler intikam alma, öç alma hissiyatıyla muaf tutamazsın. Senin herkes için bir gün serbest kalma umudunu taşıyabilecek bir sistem oluşturabilmen lazım. Ve şu anki kanunlarda Sayın Öcalan ağırlaşmış müebbet hapis cezası olduğu için ve ilgili işte ceza infaz yasasının işte 157. maddesine, 107. maddesine göre de belli suçlardan ceza aldığı için koşullu salıverme hakkı
Yok. Ve Sayın Öcalan şu ana kadar yaşamı boyunca, yani ölünceye kadar cezaevinde kalma cezasıyla karşı karşıya. Bunun değişmesi için de Bakanlar Komitesi'nin Türkiye üzerindeki mevcut hukuki ve siyasi baskısını arttırması, Türkiye'nin en kısa sürede bir kanun değiştirmesi gerekir. Türkiye bundan kaçabilir mi? Hayır. Tabii ki er ya da geç bunu yapacaktır. Ancak bunu 10 yıl sonra da yapmayı bekletebilir, 15 yıl sonra da bekletebilir. Hakeza bir ay sonra bile ben değiştiriyorum diyebilir. Bu tamamen hukuki bir prosedür, sözleşmesel bir taahhüt. Bunu yapmak zorunda ve bunu yapması için de Türkiye'nin mevcut olarak maalesef ki ilk karar Sayın Öcalan kararı olduğu için devlet tamamen siyasi bir bakış açısıyla hareket ediyor. Ve bunun değişikliği konusunda Bakanlar Komitesi'nin 7 yıl boyunca kararı gündeme almama hali bile aslında Türkiye'ye bu sürüncemede bırakma hali konusunda eş gündem içerisinde olduğunu bizlere gösteriyor. Şu an Türkiye'deki kanunlarına göre evet Sayın Öcalan Umut hakkından muaf. Yani umut hakkı kendisine verilmeden ölünceye kadar cezaevinde tutulmak zorunda. Bunun değişikliği için de tabii ki komitedeki denetim sürecinin daha düzenli, daha istikrarlı bir şekilde sürdürmesi ve sonuç alınabilmesi için tabii ki hem Türkiye'deki iç hukuktaki sivil toplum kuruluşlarının, baroların, insan haklarının bu konuda daha hareketli, daha sonuç alıcı hareket etmesi gerekiyor. Hakeza uluslararası arenada da bu ülkelerin dışişleri bakanlıklarıyla, bu ülkelerin diplomatik faaliyet yürüten noktalarıyla ve bilhassa komitenin kendi gündemine bunu alınması için ne kadar büyük bir ihlal olduğunu anlatılması lazım. Bugün Türkiye ısrarla Öcalan kararı olarak lanse etmeye çalışıyor ve sanki Sayın Öcalan'a özel bir cezaymış gibi komiteyi ikna etmeye çalışıyor. Halbuki binlerce kişi bundan muaf. Yani bu aynı şekilde Sayın Öcalan'ın özel çıkarılan bir kanun binlerce insanın hayatına dokunuyor, binlerce insanı etkiliyor ve bunun yaratmış olduğu sonucu Türkiye Sayın Öcalan yararlanamasın diye, Sayın Öcalan bir gün bu umut hakkından faydalanamasın diye maalesef ki bekletiyor. Komitenin bu noktadaki o bekletme sürücemide bırakma halinin sonlandırılması için biz başvurularımızı da yapmaya, bu süreci takip etmeye de devam edeceğiz. Bu paraleli ya da bu birbirine tespiti yıllardır Kürt siyaseti yapıyor. Yıllardır Sayın Öcalan benzer şekilde tespitleri ve çağrıları bu konudaki yorumları olmuştu. Devlet Kürt sorununun ne şekilde çözüleceğini, yani politika ve siyaset yoluyla mı, askeri yolla mı, savaş yolla mı çözüleceği konusunda bir politik değişkenliğe gittiğinde bunun kendini gösterdiği kimi belli yerler var. Bunların başlıcası Sayın Öcalan üzerinde kendisinin tutulduğu İmralı cezaevi. Yani Sayın Öcalan'ın politik rolü, Kürt sorunundaki çözüm noktasında kendisinin ısrarı, Kürt halkının kendisini lider olarak kabul etmesi, Sayın Öcalan'ın çağrılarının yaratmış olduğu etkilerin göz önüne aldığında devlet bir politik değişime gittiğinde, yani Kürt sorununun çözümsüzlüğü konusunda bir karar aldığında belli hatları, belli şeyleri kesmektedir. Bunların bir tanesi Sayın Öcalan'ın dış dünyayla iletişimidir. Ve bu tecrit hali aynı zamanda devlet okuması bakımından baktığımızda çözümsüzlüğün ya da savaşın başlangıcı konusunda bir emaredir. Hakeza bunun bir devamı olarak bugün tecridin ağırlaşmasıyla beraber biz Türkiye'de siyasi baskıları, tutuklamaları, gözaltıları, birçok noktada insan hakkı ihlallerini görebiliyoruz ya da siyasi baskıları görüyoruz. Bunun bir diğer yansıması bugün Kürdistan'ın diğer parçalarına askeri operasyon hareket olarak görebiliyoruz. Yine hakeza Türkiye sadece bununla da kalmıyor aslında. Hem bölgesel hem de uluslararası arenada Kürtlerin her türlü kazanımının önüne engel olarak, politik olarak, diplomatik olarak belli bir engel olarak kendini her seferinde koyuyor. Ve Sayın Öcalan üzerindeki tecritin değişmesi ya da Sayın Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması demek aslında devlet aklı bakımından Kürt sorununun çözümsüzlüğü konusunda bir şeylerin değiştiği anlamına gelir. Bunlar birbirinin neden sonuç ilişkisi ya da birbirini etkileyen kimi hususlar bir emaredir. Tecridin kaldırılması çözümsüzlük konusunda devletin bir siyaset değişikliğini gösterir. Sayın Öcalan'ın sözlerinin kamuoyuna ulaşması, Kürt halkına ulaşması aslında aynı zamanda Sayın Öcalan'ın ifade etmiş olduğu siyasal çözümde, uzlaşı aklında, o barış arayışlarında aslında bir umut yeşermesi demektir. Ve bunların yaratmış olduğu etkiyi biz 2013-2015 sürecine örnek veriyoruz ama daha yakın bir örneğe gidersek 2019 aşçı grevleri sürecine hakeza bakabiliriz. Yani aşçı grevleri sürecinin sonlanması da Sayın Öcalan'ın çağrısıyla gerçekleşmişti. Binlerce kişi grevi sonlandırmıştı ve o süreçten sonra Sayın Öcalan'ın kimi mektupları kamuoyuna yansımıştı. En önemlisi tabii ki ilk görüşmede kamuoyuna yansımış olduğu 7 maddelik bildirisiydi.
Ve bu bildiri de hem Türkiye'deki sorunların, demokratikleşme sorunlarının çözümünde hem bölgesel olarak Rojava'nın anayasal çözümdeki kimi önerilerini paylaşması aslında bir ön açıcı rol, çözüm konusunda bir etki gücü, siyasal bir düşünme potansiyeli doğuruyor. Aslında bunun böyle okumak gerekiyor. Sayın Öcalan'ın sesinin dışarı yansıtması aslında çözümün güçlenmesi demek. Ya da çözüm konusunda irade gösteren siyasal yapıların güçlenmesi demek. Daha güçlü hareket edebilmesi gerek. Çünkü Sayın Öcalan'ın çağrılarının kamuoyunda yaratmış olduğu inanç, kamuoyunda yaratmış olduğu umut ya da kamuoyunda çözüm konusunda göstermiş olduğu iradenin yayılma hali tam tersinden Sayın Öcalan'ın sesinin kesilmesi halinde o umutsuzluk, o inançsızlık ve öfke halini de beraberinde getiren bir süreçtir. Tabii ki bu atmosferin yaratacağı sonuçların devlet nezdinde karşılığı da baskı ve şiddet yolunun tekrar gün yüzüne çıkma halidir. Yani bunların birbirini etkileme halini biz birçok kere örnek vermiştik, birçok kere üstünden geçtik. Tekrar ifade etmeye çalışırsak Sayın Öcalan'ın sesinin dışarıya yansıması, bu tabii ki hukuki anlamda aile avukat görüşmelerinin gerçekleşmesidir. Bu bir siyasi araç ya da şantajı alet edilmemelidir. Kesinlikle ve kesinlikle Sayın Öcalan bir hak öznesidir. Türkiye'de tutulan bir hükümlüdür, yani tutsaktır. Ailesiyle görüşme, avukatıyla görüşme, vasıtasıyla görüşme, mektupların ulaşması bunlar temel insani haklardır. Bunlar ne devletin şu an yapmaya çalıştığı siyasal pazarlığa şantajı alet edilmemelidir. Ancak bu koşullarda bile hukuki hakkını kullanırken bile Sayın Öcalan olabildiğince sesini duyurmaya, fikirlerini yaymaya yani iletmeye çalışmıştır. Bu hallerde, bu konularda bile Sayın Öcalan'ın etki gücünü biz 2019 sürecinde gördük. Farklı bir etkisini doğurması aslında bu sürecin tecidin kaldırılması demek sadece Kürt toplum bakımından değil aslında Türkiye'deki sorunların demokratikleşme sorunlarının çözümünde hakeza Sayın Öcalan'ın Kürtler nezdinde Kürt sorununda sadece bölgesel olarak ortaya koymuş olduğu rolün yanı sıra ortaya çıkarmış olduğu hakların bir arada yaşam iddiasını formalizasyonu yönüyle baktığımızda Orta Doğu'da da bir nefes aldıracak bir etki gücü olacaktır. Böyle baktığımızda Sayın Öcalan'ın üzerindeki tecidin kaldırılması Türkiye için, Kürdistan için, bölge için aslında bir nefestir. Çözüm konusunda yeniden bir umut doğmasıdır.